Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Aydın Yayınları'na ait 11. Sınıf Kimya Soru Bankası'ndaki gazlar ünitesinin 8. testini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki şekildeki sistemde sabit sıcaklık musluk açarak sistemin dengeye gelmesi sağlanıyor. Buna göre son basınç kaç atmosfer olur diyor. Gaz karışımlarında biliyorsunuz böyle tepkime vermeyen gazlarda ne yapıyoruz? P1, V1 artı varsa 2 varsa 3 diye devam ediyor. Eşittir P son V son diyoruz. O zaman P1'imiz 5 kere 4 20. Burayı çarpsak 3 kere 4 12 eşittir. P son çarpı son hacim bakın 5 burada 3 de burada 8 olacak. O zaman ne oldu? 32 eşittir. P son çarpı 8 oradan P son eşittir. 4 atmosfer çıkar arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımda diyor ki sabit sıcaklık 3 ve V 3 ve V V, v hacimle cam kaplar arasındaki K açıldığında helyum gazının basıncı kaç olur diyor. Evet burada sadece bir tane gaz olduğunda ne yapıyoruz? Şunu yapmanız gerekiyor. P1 V1 eşittir. P son V son. Şimdi P1'imiz kaç? 4. İlk hacimimiz kaç? 3 V eşittir. P son çarpı 3 V burada bir V de burada 4 V. Evet V'ler birbirini götürdü. 4'ler de birbirini götürse buradan P son eşittir. Ne kalır? 3 atmosfer kaldı. Cevap o zaman ne oldu? D şıkkı olması gerekir. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki şekildeki musluk açıldığında burada elastik balon varmış. Balonun basıncı 1 atmosfer olmaktadır. Evet şimdi balonda biliyorsunuz her zaman iç basınç dış basıncı eşittir. Son basıncı bir atmosferse başlangıçta da buranın basıncı nedir? 1 atmosferdir. Yani dışarıdaki basınçta bir atmosferdir. İçerideki basınçta nedir? Bir atmosferdir. Buna göre son durumda sistemle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor. Belirtilen koşullara tepkime vermiyor diye de belirtmiş gazların. Evet dış basınç bir atmosferdir diyor. Doğrudur. Sonuçta iç basınç son, en sonunda da dış basınca eşit olacaktır. Birinci ifademiz doğrudur. Azot gazının molü, hidrojen gazının molünden büyüktür. Bakın arkadaşlar şöyle diyelim. E, mol verilmemişse sorularda basınç hacmini mol olarak alabilir. Sonuçta nedir? Sıcaklıklara eşit. Burası 1 kere 1, 1 yani. Burası 1 mol ise burası 3 kere 2, 6 mol olur. Onun için başlangıçta da sonda da bu maddenin molü bu maddenin molünden büyüktür. Doğru mudur? Doğrudur. İstiyorsanız x 6 x de diyebilirsiniz. Çok önemli değil. Elastik balonun hacmi 5 litre olur. Şimdi son durumda bu gazlar karıştırıldığında ne olacak? V1, V1, artı p2 v2 eşittir p son v son. Şimdi burası 1 ke yani basıncı da 1, litresi de 1, 1 yapar. Artı burası 3 kere 2, 6 yapar. Eşittir. P sonumuz 1. Sonuçta iç basınç dış basınç bir olacak. Acaba son hacmimiz kaç olacak? V son eşittir. 7 litre oluyor arkadaşlar. Şimdi zaten burada 2 litre varsa yani sistemin burası 2 litresi. balonun son durumda kaç olması lazım? 5 litre olması gerekir. Doğrudur. Hidrojenin basıncı 1 atmosfer diyor. Bakın son durumda toplam basıncımız 1 atmosfer. Peki toplam basıncımız 1 atmosferse bunlara eşit olarak dağılacak mıdır? Eşit olarak dağılacak mıdır? Molleri ile doğru orantılı olarak. Bakın içeride 7 mol gaz var ve toplam basıncımız 1 atmosfer. O zaman 1 mol olan hidrojen kaç atmosfer olur? Buraya x dersek x eşittir 1/7 bölü 7 olur. Yani Hidrojenin son basıncı bir atmosfer olmaz. Yani nedir? Eşit olarak kısmi basınç dediğimiz herkesin basıncı mol ile doğru orantılı. Değişik yanlıştır. Evet bakın azot yine toplam 7 mol var ve bir atmosferlik basınç yapıyorsa azot 6 mol olduğu için kaç atmosferlik basınç yapar deyip buradan x eşittir. 6 bölü 7 atmosfer bulabilirsin. Yani bu ifade doğrudur. Dördüncü sorumuza baktığımda diyor ki sabit sıcaklıkta Kaplarda ideal x gazları vardır. Kaplar arasında mevmuslu açılar denge sağlanıyor. Buna göre kaplardaki mol sayısı değişimleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Bakın şöyle yapabiliriz. Sistemi açtığımızda toplam molümüz kaç? 14, 4 de burada. 18, 7 de burada. 25 mol var. Bakın toplam 25 mol var. Peki hacmimiz kaç? 10, 6 da burada. 16. 4 de burada. 20 litre de duruyor. Peki bir litrelik kısımda kaç mol gaz bulunur desek. Buradan x eşittir 25 bölü 20 çıktı. Yani onu da sadeleştirirsek 1.25 mol diyecek. Yani 1 litrelik kısımda 1.25. O zaman 10 litre 1.25 ile çarparsak burada toplam kaç mol olacak? 12.5 mol burada olacak. 6'yı 1.25 ile çarparsak 7.5 mol burada olacak. 4 litreyi 1.25 ile çarparsak 5 mol de burada olacak. Bakın ilk durumlar zaten kabın içerisinde son durumlarda biz yazdık. O zaman kıyasladık. Bakın birinci kapta ne oldu? 4'ten 7.5'a çıktı. O zaman ne yaptı? Arttı. İkinci kap 14'ten 12.5'a düştü. Azaldı. Bu da yine 7'den 5'e düştü. Azaldı. O zaman artar azalır. Azalır. C şıkkındaki gibi olması gerekir arkadaşlar. 5. sorumuzda baktığımızda diyor ki 25 derecede şekildeki sistemde musluk açılıp denge sağlandığında birinci kapta bulunan gaz kütlesinin iki katına çıktığı gözleniyor. Buna göre ikinci kabın hacmi kaç V diyor. Bakın şöyle söyleyeyim buradan buraya X gazı buradan buraya X gazı gidecek. Yani giden de X gazı gelen de X gazı. Yani sonuçta farklı gaz olsaydı farklı hesaplara girerdik ama burada çok da detaya girmeye gerek yok. Yani sonuçta giden gelen gaz aynı gaz. Peki kütle iki katına çıktığına göre şimdi en eşittir m bölü m a desek. Şimdi kütle iki katına çıkıyorsa birinci kaptaki mol sayısı da iki katına çıkıyor. O zaman buradaki basınç da iki katına çıkıyor diyebilir miyim? Yani son durumdaki basınç burada 4 p olur. Çünkü mol sayısı da hani ideal gaz denkleminden düşünürsek p ve n ret. mol sayısı iki katına çıkıyorsa basınç da iki katına çıkıyor. Ve kabın her noktasına uygulanan basınç aynıdır son durumda. Yani son basıncımız 4 p olduğunu bu bilgilerden bulabiliriz. O zaman nedir? Kaplar açıldığında şu formülü uyguluyorduk. P1 V1 artı P2V2 eşittir. P son V son. Şimdi P1'imiz kaç? 2P çarpı 2V artı. Burası 8P çarpı V2 eşittir. Son basıncımızın 4P olduğunu bulduk. Çarpı hacmimiz ne olacak? Burada 2V bunun hacmi artı V2. Buradan V2'yi bulacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle yapabiliriz. Bakın burası 4PV yapar. Artı 8PV2 eşittir. Bunu da buraya dağıtırsak 8PV artı 4PV2 yapar. İstiyorsanız hepsinden basıncı silebilirsiniz arkadaşlar. Hepsi Her tarafı P'ye böldüğümüzde bunlar gitti. O zaman şöyle olur. 4V burada 8V burada bu tarafa attığımızda 4V yapar. Bunu da bu tarafa attığımızda 4V2 yapar. Dörtlerde birbirini götürse V2 eşittir V çıktı. Yani sonuç nedir? 1V. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki sabit sıcaklıkta 1 ve 3. kaplarda bulunan ideal Y gazları M1 ve M2 musluklar açılarak ikinci kapı Bakın burada musluk açılıp bunlar ne yapıyormuş? Pistonlar itekleniyor. Yani son hacmimiz şurası olacak. Buna göre son durumda sistemin basıncı kaç P olur diyor. Bakın yine burada ne kullanacağız? Gazların karışımı yani. P1 V1 artı P2 V2 artı 3. gaz var. Bakın 3 tane kap var. P3 V3 eşittir. P son V son formülünü uygulayacak. Şimdi burası nedir? Bunları P'leri ve V'leri bir Bir kere bir bir. Burası bir yaptı. Artı burası üç yaptı. Çarptığımızda burasını çarptığımızda iki yaptı. Eşittir. P son kaç olur? Bakın son hacmimiz yani şöyle hepsini falan toplamıyoruz. Diyor ki muslukları açıyoruz. Bunları itekliyoruz. Yani son durumda sistemin hacmi bu kadar. Yani üç ve Evet burayı topladığımızda 3, 2 daha 5, bir daha 6 eşittir. P son çarpı 3. Oradan da 3'e böldüğümüzde P son eşittir. 2 atmosfer çıkar arkadaşlar. 7. soruda diyor ki şekildeki sistemde musluk açılarak sabit sıcakta sistemin dengeye gelmesi sağlanıyor. Buna göre ideal piston hangi yönde ve kaç santimetre ilerler. Yine nedir gaz karışımı? Gaz karışımı da ne yapacağız? P1, V1, işte P2, V2, P son, V son formülünü uygulayacağız. P1 V1 artı P2 V2 eşittir. P son V son. Şimdi P1'imiz 3. Şunu da söyleyeyim. Bakın diyor ki bölmenin eşit aralıklı olup uzunlukları 1 santim. Yani burası 1 burası 1 şuralarda 1 1 1 1 diye gidiyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Burası 3 kere 2 6 yapacak. 2 santim olduğu için 6. Artı burası dış basınç P ise iç basınçta nedir? İç basınç dış basıncı eşittir. Burası da P'dir. P çarpı 2. Burası da 2 yapacak. Eşittir son basıncımız sonuçta musluğu açtığında pistonlu kapı olduğu için son basıncımız P olacak o zaman V son acaba kaç olacak bakın topladığımızda V son eşittir 8 çıkacak P'yi 1 kabul etmiştik buraları da burada da 1 kabul edelim yani P yazmadık V son eşittir 8 santimetre olması gerekir bakın şurası 1 2 miydi 3 4 o zaman 5 6 7 8 bakın 4 cm burada var o zaman ne olacak bir yönde ve 4 cm daha genişlemesi gerekir bu kabın o zaman ne olur A şıkkındaki gibi olması gerekir arkadaşlar. Evet 8. sorumuza baktığımızda diyor ki şekildeki sistemde birbiriyle reaksiyon vermeyen ideal X, Y, Z gazlarının sabit sıcakta aralarındaki vana açılarak karışması sağlanıyor. Sistem dengeye geldiğinde diyor hangileri doğru olur diyor. Şimdi şöyle yapalım. bakın mol sayısıyla sonuçta sıcaklık ve hacimleri eşit. O zaman mol sayısı ile basınç doğru orantılı. Mesela burası 4 mol ise demiş ki o zaman buraya 4 atmosfer desek. 4x de diyebilirsiniz. 4p de diyebilirsiniz. Çok önemli değil. Burası da 4 atmosfer olur. Burası ise 5 atmosfer olur. Ya da isteyen varsa 5p yazabilir. Ben 4 atmosfer şeklinde yazdım. Harflerle uğraşmayalım diye. Peki sistemin yani karıştıktan sonra dengeye geldikten sonra ne olacak? Bakın yine p1 v1 burası 4 kere 1 4. Burası 4 kere 1, 4. Burası 5 kere 1, 5 eşittir. P sonumuz kaç olacak? Hacmimiz için bakın 1, 2, 3. O zaman burası kaç yaptı? 5, 9, 13. 13 bölü 3. P son eşittir. 13 bölü 3. O da 4 nokta küsür çıkardı. 12 olsaydı tam 4 katı olurdu. Yani 4'ün biraz üstünde olacak. O zaman şöyle diyebilir miyiz? İkinci kaptaki gaz basıncı artar. Bakın başlangıçta musluk açılmadan önce 4'tü. Musluk açıldıktan sonra 4 küsür oldu. Bölmek için uğraşmadık. Ne olacak? O zaman 4 nokta. Geçti mi? Geçti. O zaman bu doğru mudur? Doğrudur. X ve Y gazlarının basıncı azalır. Şimdi bakın sistem açıldığında yani bu musluk açıldığında bütün gazların hacmi artacak mı? Artacak. Zaten burada X, Y ve Z gazları da deseydi doğrudur. X, Y ve gaz, Z gazları deseydi yine doğru. Yani hepsinin basıncı azalacak. Çünkü nedir? Gazın hacmi arttığında basıncı azalır. Z gazının kısmi basıncı değişmez. Bakın az önce de söyledik. Şunu da şuraya zehri yazsaydı doğru çünkü bunun da basıncının ne yapması lazım hacmi arttığından basıncının azalması gerekiyor cevap nedir 1 ve 2'dir. Evet 9. soruya baktığımızda yukarıdaki ideal pistonlu ayrılmış sistem sabit sıcakta dengedeyken memusluğundan 3 mol daha ideal helyum gazı ilave ediliyor. Buna göre diyor hangileri doğru olur diyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi şurada 1, 2, 3 birim ve 3 mol var. Burası 1, 2, 3 birimse bu da başlangıçta 3 mol olması lazım. Şu an nedir? Hacimleri eşit, molleri eşit, basınçları da eşit. Başlangıçta yani şu an nedir? 0.5 atmosfer olur. Peki diyor ki ben buraya 3 mol daha helyum ekledim. Şimdi 3 mol daha helyum ekleyince içeride toplam kaç mol gaz oldu? 9 mol. Peki bu 9 mol gaz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 birim. Toplam 6 birimlik yer mi kaplıyor? Evet. Peki o zaman şu 3 mol gaz. Bakın sadece azot kadar yer kaplar? 3 mol gaz. Sadece yer kaplar diyelim. Evet buradan işlem yaptığımızda x eşittir. 2 birim çıkar. Yani şöyle olması lazım. Bu piston buradan şuraya gelip şurada sabitlenmesi gerekir. Piston bir yönde V litre ilerler dediği ifade doğrudur. Piston buradan buraya gelecek. Çünkü bunun son hacmi 2 olacak. Bu ifade doğru. İkinci kapta gaz basıncı 0.75 atmosfer olur. Bakın Şimdi bu maddenin hacmi 3 birim iken 0.5'te 2 birimken kaç olacak? Şöyle yapalım. P1, V1 bunun için yapıyorum. Eşittir P son, V son. P1'imiz 0.5, hacmimiz 3 birim iken P sonumuz kaç olur? Hacmimiz 2 birim olsa 1.5, 2'ye böldüm. P son eşittir 1.75, pardon 0.75 atmosfer çıkar buçuk 2'ye böldük. Bu ifade de doğrudur. Geldik diyor ki helyumun basıncı azodun, azodun basıncından büyük oluyor. diyor. Piston buraya geldi tekrar dengede durdu mu durdu. Yine sonuçta pistonun bu tarafındaki kuvvet ile bu tarafındaki kuvvet eşit midir? Eşittir. Son durumda yine bunların basıncının birbirine eşit olması gerekir. Üçüncü ifademiz yanlıştır. Cevap ne, ne olması lazım? 1 ve 2 olması gerekiyor arkadaşlar. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.